Şeyh Mobilya tüm çocuklara gereken önemi verdiğini düşünerek bunun doğruluğunu kanıtlamak için sağlıklı oyun alanları yaratarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şeyh Mobilya'nın hedef kitlesi belediye park alanları, parklar, toplu konutlar, özel ve kamu eğitim kurumları, siteler, villalar, çocuk yuvaları, tatil köyleri ve otellerdir. Şeyh Mobilya Ahşap Oyun Grupları Yönetim Kurulu Başkanı Metin Terzi, 1983 yılından bu yana firmanın kuruluş sürecini ve faaliyetlerini mikrofonlarımıza paylaştı. Cem Ahşap 83'te kuruldu. Şirketleşmesi 2000'de olmuştur. Cem Mobilya ve Ahşap Oyun Grupları adını almıştır. Bu zaman zarfında değişik konseptlerde özel siparişle proje uygulamaları yaptık. Bunun içinde de 10 yıl önce bu oyun gruplarına girmeye karar verdik. Burada bir ciddi çalışmalar yaptık. Yurt dışından aldığımız görsel eğitimlerle, kendimizin katkılarıyla bir noktaya kadar getirdik. Bunları yaparken işte burada engelliler için bir ihtiyaç olduğunu hissettik. Bunlar için özel bir çalışma yaptık. Oyun grubumuz bu vesileden biraz öne geçmiş oldu. Rakiplerimizin arasında da mücadele verdiğimiz konuların içinde öne geçmiş sayılıyoruz. Mobilya, dekorasyon, yani bu ev dekorasyonu, dükkan dekorasyonu gibi. İkinci kolumuz da çocuklar için belediyelere ve sitelere uyguladığımız oyun grupları. Standart katalog ürünlerimiz ayrı proje uygulaması yapıyoruz. Ahşap oyun grupları olarak kendimce bildiğim kadarıyla piyasada TSS'i olan, TÜV'ü olan firmalar içindeyiz. Yani bu sayılı firmalar vardır. Biz bunların içine girdik. Bu standartları yakaladık. Bir kere mobilyacılıktaki aradaki farklılığımız buradan çıkıyor. Mobilya üretimimizde de kendi kalitemizden kendi yerimizi bulduk. O da bizim müşterideki seçicilik ayrıcalığını sağlıyor. Metin Terzi, Jane Mobilya'nın ihracatlarını değerlendirerek ucuz ürünlerden dolayı yaşanan sıkıntılar hakkında görüşlerini bildirdi. İhracat dönerek mobilyada çalıştığımız firmaların ürünlerini yurt dışına yolluyoruz. Gelen taleplere tekliflerimizi sunuyoruz. Oyun gruplarında da yavaş yavaş da olsa biraz ihracata yönelmeye başladık. Bunu da hedefimiz arttırmak. Fiyatlar söz konusu olduğu için insanlar bazı ucuz noktalara gidiyor. Bu ucuz noktalara gidişler de işte müşterinin dağılmasına sebep oluyor. Müşteri biraz daha kaliteli firmaları seçerse kendisi avantajlı olur. Bizler de daha iyi faydalanırız bu konuda. Bir kere ürünün ömrü az olur. Sürekli sorun yaşayacaktır. Yani satış sonrası hizmetlerden yoksun kalacaktır. Ucuzun sıkıntıları bunlardır. Çünkü kalite olmak demek ürünün daha birinci sınıf ürünlerle yapılıp daha sonrasız yaratılması ve satış sonrası hizmeti demektir. Risk mutlaka var bu tip çalışmada. Çünkü kimin ne malzeme kullanacağı. Sade bu konu ağaç değildir. Çünkü bunun üzerinde koruyucular kullandığınız her ürünün nereden ne alındığı, ne kullanıldığı meçhul olduğu için o yüzden biraz risk vardır. Metin Terzi konuşmasında yerli üretimin önemini vurguladı. Vallahi bizleri artık yabancı malzemelerden biraz korusunlar. Kendi yerli malımızı üretelim ama ucuz üretelim. Bu da ham maddeye bağlı. Çünkü artık ormanlarımız azalmaya başladı. Hep yurt dışından geliyor. Geldikçe fiyatlar yükseliyor. Döviz endeksli oluyoruz. Bunlar da bizim maliyetlerimizi çok etkiliyor. Biraz daha ülkemizi sevip, biraz daha korursak her tarafı, kendimiz üretirsek, yetiştirirsek daha ucuz maliyeceğimize inanıyorum. Jane Mobilya Ahşap Oyun Grupları Yönetim Kurulu Başkanı Metin Terzi son olarak hedeflerine değindi. Bundan sonraki hedeflerimiz daha yenileri üretmek, daha faydalı işler yapmak. Amaç zaten daha güzeli getirmek. 10 sene sonra çok daha yükseklerde olması gerekiyor. Kapasitesini daha büyük aşmak zorunda. Eğer bu hizmetini devam etmek istiyorsa, bu da artık bizim müşteri portföyümüze bağlı. Ne kadar kaliteleştirirsek biz o kadar kaliteli olacağız.